Ayta Sözeri. Bir an herhalde öleceğim zannettim. İlk önce anlattıklarını algılamaya çalıştım. Neler anlatıyor dedim. Hayır dedim, çok güzel şeyler anlatıyor ve bunları dikkatlice dinlemem gerekiyor derken acaba erken mi geldim dedim. Sonra vakit doldurmaya çalıştığını söyleyince. Sana biraz seren seren gül ışığı vereyim tatlım. Şuradan veriyoruz. Dipten geliyor. Şöyle. Gerçekten öyle bir şey var mı? Var var. Seren seren gül ışığı. Seninkisi var. Şurada seninkisi var. Bardağın yanından gelecek. Benimkisi de buradan geliyor. Seren seren gül ışığı. Yani alttan aydınlatıyor bizi. Gözlerimiz güzel çıkıyor. Yaşaldık. Sen de yaşaldın, ben de yaşaldım. Ya evet. Daha genç buluşabilirdik değil mi? Daha genç görüşebilirdik, evet. Ve çok çok eğlenebilirdik. Yani hemoroid, prostat, karaciğer büyümesi olmadan çok daha önce. Peki bu yaşta, yani ilk gençliğini yaşamadığım bir yaşta, yaşlısın demek istemiyorum sakın yanlış anlama. Yok. Gelen bu çok yüksek şöhreti nasıl idare ediyorsun, nasıl içselleştiriyorsun, bunu merak ediyorum. Ya ben bazen düşünüyorum ki çok erken yaşlarda böyle bir şey olsaydı acaba anlatabilecek şeylerim mi yoktu da önceden gelmedi, ya da o zamanlar bunu idare edemeyip çok çabuk elimdeki şöhreti kaybedecek miyim gibi şeyler düşünüyorum. Doğru, doğru. Ama eve gidip baş başa kaldığımda gene ait olduğumun farkındayım. Söylediğim şeylerin çok önemsendiğini ve bazı şeyleri anlattığım zaman dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Ama çok şöhretliymişim gibi yaşamıyorum herhalde. Böyle bir şey hissetmiyorum. Ha mesela bugün hissediyorum. Çünkü neden? Okan Bayülgen'in karşısında konuşuyorum. O bana soru soruyor. Hissediyorum. Çünkü böyle kriterlerimiz vardı eskiden. Evet. Yani belki gençler hatırlamıyor olabilir, evet. Ama acaba ben de o işte Okan'ın yaptığı şovda gidip konuşabilecek miyim veya herhangi başka birisinin yaptığı şovda konuşabilecek miyim diye kriterlerimiz vardı. Bugün kendimi şöhretli hissediyorum. Oo, çok tatlısın, çok zevksin. Çok teşekkür ederim. Peki. Şöyle bir şey röportajından, eski bir röportajından ama. Bir doğum günü partisinde çok güzel oynadığımı keşfettiler ve zenli oldum. Bir gün çalıştığım bir yerde solist gelmeyince sahneye çıktım ve şarkıcılık serüvenime başladım. Evet. Böyle talihin ya da Allah'ın bir lütfu diyebiliriz. Veya bu her sanatkarın başına gelmesi gereken kazalar senin de başına gelmiş. Yani gerçekten sanki hani eskiden film izlerdik. Türk filmi izlediğimiz zaman birisi bir yerden geçer ve orada bir gazino patronu vardır ve keşfedilir ya hayatında. Evet. Gerçekten böyle hikayeler var. Çok ilginç. Ayrıca da çok ünlü bir fast food şirketinde çalışıyordum o zaman. Part time üniversitede okuduğum için öğrenci olarak. Ve üniversiteyi ayıracak param olduğu için o doğum gününe de gidemeyebilirdim. Aha. Eğer bir arkadaşım gel ben sana bir tane gazoz ısmarlarım veya başka bir şey ısmarlarım demeseydi o doğum gününe gidip oynamayabilirdim, dans etmeyebilirdim. O dans ettikten sonra o solist olacağım yere işe başlamayabilirdim mesela. Böyle, ama ilk İstanbul'a gelişim de öyle. Boncuk Bey diye bir beyefendi var. Bodrum'da tatil yapıyor ve sahneye çıktığım yerin önünden geçiyor arabayla. Yaz, pencereler açık. Neden klima açık değil onu da bilmiyorum. Ne olur sorma. Pencereler açık ve benim sesimi duyuyor. Diyor ki çok güzel bir ses var diyor. Bütün arkadaşlarını indiriyor. Hep beraber oturuyorlar. Ve bana bir kart yazdı. Kartın arkasında şarkı var. Bu şarkıyı biliyor musun dedi. Ben de mikrofona dedim ki bu kartı kim yazdı dedim. Ben yazdım diye elini kaldırdı. Ben böyle kartları çok gördüm beyefendi. Ben şarkıyı biliyorum, size şarkıyı okuyayım dedim. Güzel. Ve sonra beni İstanbul'a aldı. Evet. Ama sende bir herkesin beğendiği bir zeka var. Bunu fark etmemenin imkanı yok. Ya yani bir olgunluk, aynı zamanda bir zeka, aynı zamanda bir savunma. Ki o savunmayı şimdi görelim istiyorum. 8 Mart için yapılmış bir video var. Aynı zamanda bir, yani sadece bir fenomenle görüşmüyoruz. Aynı zamanda bir toplum gönüllüsüyle karşı karşıyayız. Bunu hemen belirtmemiz gerekiyor. Görelim.
Harikuladesin, harikuladesin. Ya çok teşekkür ederim. Gerçekten çok övülmeye değecek şeyler değil. Hayır, bence. Övülmeye değecek bir şey çünkü, yani... çünkü niye olduğunu söyleyeyim. Çünkü varoluşumuz, her nasıl var oluyorsak, eğer varoluşumuzda bir farklılık, ama bu kendi inşa ettiğimiz bir şeydir. Yani genetikle, sadece genetikle mümkün değildir. Evet. Annemiz, babamız ve anne babamızdan öncekiler, çok sevdiğimiz anneannemiz, dedemiz, büyük annemiz, büyük babamız, halalarımız vesairemiz. Bunlar bize genetiğimizde zenginlik sağlayabilecek, bizim genetiğimizi oluşturabilecek güzel tohumlar verebilirler. Ama ondan sonra hayatta yaptıklarımız bize ait. Bize ait. Ve eğer varoluşunla herhangi bir kıpırtı yaratabiliyorsam, bir enerji yaratabiliyorsam ve insanlara ilham verebilecek bir şey yapıyorsam, ne olursan ol yani. Yani ben mesela işte arka arkaya programlar yapıyorum ve bütün bu programlarda aynı şeyi soruyorum. Yani biraz önceki konuğuma da söyledim. Yani ben bütün vücudumu tekrar yapmak istiyorum dedim. Ondan önce bir Muhabbet Kralı programında, ki daha yayınlanmadı, yayınlanacak. Dedim ki ben sadece beynimin ve bütün vücuduma ihtiyacım yok. Bu vücudum bana zul oluyor. Yani beni yavaşlatıyor, yaşlanıyor, çirkinleşiyor, bilmem ne. Tabii ki yatakta başarı kaçınılmaz benim gibi zeki olursan. Ama onun dışında... Bu vücut beni öldürecek. Yediğim her şey beni öldürüyor. Yaptığım her şey beni öldürüyor. Gittikçe öldürüyor. Vücudun zaafları. Evet, ama beyin kalıyor ve sende beyin var. Sen bunu bir anda güzel görünmeyi, cazip görünmeyi silip atıyorsun. Biraz önce yaptığın videoyu çekiyorsun. Bunu niçin yapıyorsun? Sen güzel görünmek istemiyor musun? İstiyorsun tabii ki, ama niye yapıyorsun bunu? Bir amaç uğruna yapıyorsun. Bir hareket yaratmak, bir ilham vermek için yapıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Ama bence güzellik göreceli bir kavram değil mi? Şu anda makyajı yaptım, yanına geldim, saçım yapılı, özen gösterdim. Çünkü çok değerli bir program ve senin karşına güzel olmak istedim, ama sen biraz önce videodaki güzelliği görmüşsün. Bu kadar görsel bir dünyada bir insanın, bir dakika ya, ben burada tamamen ben olacağım bu videoda deyip de bunu yapması ve bunu hafızalara kakması ve bunu kendisi dışında, kendisinin hiçbir çıkarı olmayan bir amaç için yapması bence çok değerli. Teşekkür ederim. Canım efendim, harikuladesin. Pekala, alkışlayalım bu kızı. Peki, şimdi bir de bu şeyler geldi değil mi? Bir hapishane müdüresini oynadın. Evet. Sonra Arka Sokaklar, Dudaktan Kalbe, Kuzey Rüzgarı, Dadı, Kayıp Şehir. Gibi, evet, hepsi. Bütün bu diziler geldi. Sonra Sezen Aksu ile bir araya geldi. Evet, aslında Sezen benimle bir araya gelmek istedi. Bir gün uyuyorum, Kayıp Şehir'de oynuyordum o zaman. Çok da hep sete gitmeye alışkın değilim. Çünkü hep böyle kısa rollerim olduğu için ya bir bölümlük gitmişim ya üç bölümlük gitmişim. Ama devamlı bir oyuncu olduğum için telefonum çaldı ve tanımadığım bir numara. Ay dedim, şimdi kalkacağım da bakacağım da. Sonra dedim ki setten arıyor olabilirler. Hmm. Önemli çünkü işin. Açtım. Alo dedi, Ayta dedi. Allah Allah dedim. Hani sesi benzeteceğim ama ben dedi Sezen dedi. Tabii. Sezen Aksu dedi. Ben dedim ki ya öldüm ya da hala uyuyorum dedim. Sonra öyle başladı ama 3 gün beni aramadı ondan sonra. 3 gün boyunca acaba beni kandırdılar mı diye düşündüm. Bana telefon şakası mı yaptılar? Bravo. Kandırıldım mı? Şu an bakalım nerede rezil olacağım. Sezen Aksu için heyecanlandım. Bak ay neler söyledi diye. Ama sonra 3 gün sonra arayınca hayatıma Sezen Aksu da girmiş oldu. Müthiş. Müthiş. Sezen Aksu'nun dokunuşu çok önemli. Ben sana daha eski bir hikaye anlatayım. 94 senesinde ben artık 30'larını süren bir çocuğum ve bir kanalın ikinci yeni başlattığı bir kanalda haybeden bir program yapıyorum sabah saatlerinde. Fakat Türkiye'nin en büyüğü, Allah uzun ömür versin, çok büyük bir üstad, Türker İnanoğlu'na Sezen Aksu diyor ki sende bir adam var, bu adamı gör. Ama Türker Bey'in, Türker İnanoğlu'nun benden haberi yok.
Diyor ki bu adamı gör, böyle bir adam var. Türker Bey beni çağırdı. Çıktım herhalde dedim. Adamcağız benim yaptığım saçmalıklardan dolayı beni şahsen kovmak istiyor. Bu zevki yaşamak istiyor falan. Ve hakikaten kovulmak üzere Türker İnanoğlu'nun odasına gittim. Kovulmak üzere. Ve iki kişi ona söylemiş. Bir Sezen Hanım söylemiş. Bir de oğlu, sevgili dostum İlker. Onunla da tanışmıyordum. İlker İnanoğlu ona söylemiş. Sende çok garip bir çocuk var. Amerikalı şovmenlere, talk showculara benziyor diye. Türker Bey beni karşıda gördü. Dedim efendim buyurun kovun. Gideyim. Ondan sonra dedi ki Sezen dedi senden bahsediyor dedi. Bir de dedi İlker de bana söyledi dedi. He dedi filan. Böyle falan. Sen şimdi dedi kanalda dedi başla dedi. Geceleri filan dedi. Ve oradan şey yap. Bak şimdi. Bak kaç sene içerisinde nasıl uzun bir tarih yelpazesi içerisinde Sezen Hanım insanlara dokunuyor. Dokunuşum. Bana dokunuyor. Aradan yıllar yıllar geçiyor sana dokunuyor. Evet. Aradan yıllar yıllar geçiyor başkasına dokunuyor. Ya bu bir melek. Bu bir melek. Evrenin annesi diyorum. Bravo. Hocam. Sen de onun için buraya geldim. Sen ona ne diyorsun? Evrenin annesi. Çok acayip bir şeymiş. Alkışlıyoruz Sezen abi. Mükemmel. Mükemmel. Evet. Bu arada her konuda mücadele ediyorsun. Transfobiyle ilgili, homofobiyle ilgili mücadele ediyorsun. Her konuda mücadele ediyorsun. Bir, nasıl söyleyeyim sana, bir militansın aslında. Bütün özgürlükleri milite ediyorsun. Bütün özgürlükler için çalışıyorsun. Yani evet, özgür bir dünya istiyorum. Bütün insanların özgür olduğu ve özgür yaşadığı, bütün canlıların diyeyim daha doğrusu. Yani... elimden geleni yapıyorum evet. Aslında. Yani evet. Ne yapabiliyorsam çok uçlarda da yaptığıma da inanmıyorum ama belki de görünür olduğum için ben yaptığım için başkası da yapmaya başlayınca sanki daha büyük bir şeymiş gibi olabiliyor. Gel buradan isim vermeden siyasetçilere, bütün siyasi arenaya buradan bir mesaj verelim ikimiz beraber. İkimiz beraber buradan diyelim ki ey iktidar, ey siyasetçiler, iktidarıyla, muhalefetiyle ne kadar çok özgürlük getirirseniz, insanların kendilerini ifade etmelerine ne kadar çok alan açarsanız ve kendilerini ifade ettikleri için ne kadar az kovuşturmada bulunursanız, onun adı kovuşturmadır evet. Yani işte adli madli takip vesaire, ne kadar az yaparsanız o kadar İktidarda kalırsınız. Bence de. Neden? Çünkü insanlar bu gibi şikayetlerinden vazgeçerler. Özgür hareket etmekten dolayı suyu kaç paraya alıyor, patlıcanı kaç paraya alıyor, kabağı kaç paraya alıyor, ekmeği kaç paraya alıyor bırakırlar. İnsanlar bütün izinlerinden vazgeçerler, bütün siyasi her şeyden vazgeçerler. Rahatlıkla ülkeyi yönetirsiniz. İnsanlar neşe dolar, eğlenmeye başlarlar. Belki de sonsuza kadar yönetirler. Sonsuza kadar iktidarda kalırsınız. Çünkü insanlar artık kendileri özgür oldukları için, özgür insan her şeyden önce, özgür bir insan bir diğerini özgürleştirmeye çalışır. Özgürlük kafadan başlar, beyinden başlar. Beyninde özgür olan bir insanın ilk yapmak istediği şey bir diğerini özgürleştirmektir. Dolayısıyla özgür insanlar iktidarı değiştirmeye çalışmazlar. Özgür insanlar kendisinden farklı düşünüyor diye bir başkasına karşı bir zulüm, mezallim, bir baskı uygulamazlar. Evet. Beyninde özgür olan ve kendisini ifade edebilen insanlar hiçbir şeyi değiştirmek istemezler. Niçin değiştirsinler ki? Özgür insanlar başkalarının da özgür olduğunu görürlerse onları da özgürleştirmeye çalışmazlar. Dolayısıyla hiçbir toplumsal hareket olmaz. İktidar olmak isteyenler iktidar olarak devam ederler. Senin benim gibi iktidarsızlar da. Ay, ay, ay. Ama olsun özgür olalım, iktidarsız özgür olalım, olmaya razı. Özgür olalım, iktidarsız olalım. Evet. Bravo, alkışlıyoruz.
Şimdi diyorsun ki bir yandan özgürlük, bir yandan da bir röportajında şöyle bir sözün var. Ne kadar güzel, ne kadar hoşuma gitti. Birini dinlemek için gittiğimde alınmadığım mekanlardan şimdi bana sahne teklifleri geliyor. Evet. Benimle Söyle programında söylemişsin bunu. Aslında daha önce de söylemiştim ama o çok herhalde aralarda kalmış ve görünmemiş. Hmm. Orada tekrardan söylemek istedim. O çünkü oraya benimle söyledi bir umut ve hayal için geliyor ya herkes, işte şarkı söyleyecek. Ben de aslında hayalleri ne kadar çok zor gerçekleşen bir insan olduğumu anlatıp sadece benimle söyleyle değil başka yerlerde de devam edin, sakın hayalleriniz peşinizi bırakmayın demek istedim. Ve zamanında gerçekten güvenlik görevlileri tarafından işte arkadaşlarım da yanında sizi alamıyoruz dediklerinde kimi alamıyorsunuz diye sordu arkadaşımın birisi. Çünkü çok kalabalığız. Güvenlik dedi ki işte hanımefendi gibileri alamıyoruz dedi. Bu nasıl şey dedi, hem hanımefendi diyorsun hem de alamıyorsun diye. Şimdi öyle bir teklif geldi sahneye çıkmam için ama ben sebebini de ileterek, beni zamanında herhangi bir şarkıcıyı dinlemek için içeriye almadınız, şimdi bana şarkımı söyletmek istiyorsunuz diye çok güzel reddettim. Aa, reddettim. Evet. Çok güzel. Peki. Peki, aldım. Şimdi çok yerde sahneye çıkıyorsun, birçok yerde sahne alıyorsun ve sahne aldığın yerleri dolduruyorsun. Of. Maşallah. Hala burada almıyorum ama. Valla teklif etmeye korktuk. Şimdi teklif edeceğim. Ama sahne aldığın yerlerde hakikaten böyle tozu dumana katarak güzel ve çok eğlenceli geceler geçirtiyorsun. Eğleniyorlar, evet. Dolu insanlar. Dolu bir yazın, dolu dolu bir kış programı yapılmıştır ama dükkanı beğendin mi bilmiyorum. Çok, inanılmaz. Yani kendimi Avrupa'da bir yerde gibi hissettim. Evet ama böyle... hiçbir yerden kopya değil. Her yere benziyor. İnan ama bana hiçbir sordum. Yer... Acaba sen mi hayal ettin yoksa bir ben hiç hayal mi? Ettim sen hayal ettin. Anladım. Ama çok iyi bir mimar. O kadar mimarım... çok kapı olmasından anladım. Evet. Çok iyi bir mimar. Yavuz Çelenk'le çalıştım. Hem restorasyon bitirmiş hem mimari bitirmiş. Harikulade bir adam. Benim çizdiklerimi çok iyi bir ekip uyguladı. Her şey buraya özel yapılmış. Hiçbir şey satın alınmamış bir dükkan düşün. Hiçbir şey satın alınmamış. Yani büyük bir 7000 kitaplık bir kütüphane, masalardan sandalyelere, avizelere, bütün orijinal resimlere, bütün sahne şekerlemesi ve her şeyi buraya çok ait güzel. Ve Allah'a şükür bir dünyanın en önemli Fransız şarkıcılarından birini buraya sahneye çıkardık. O mesela büyük bir hayranlıkla söz etti. Başka bir çok önemli, dünyaca meşhur bir Fransız şarkıcı yine geldi. Ondan sonra ben frankofon olduğum için Fransızları bana getiriyorlar geceleri eğlensinler diye. Bu adamı İstanbul'da ne yapacağız, nereye sokuşturacağız? Bunu eğlendirse Okan eğlendirir diye getiriyorlar. Başka bir adam daha söyledi. Hakikaten Paris'te bile diyorlar belki böyle bir mekan yok. Sanattan çok fazla anladıkları için getiriyor olabilirler. Evet, bravo. Yani çünkü ilk girişte o sanatı iste diyorsun zaten. He. Diyorsun ki ben sanatla bir yer inşa ettim. En çılgın şovunu burada yap. Olabilir. En çılgın olanı. Özel bir şov hazırlayalım. En böyle. Çılgın olanı. Ama fazla beklemeyelim, yapalım. Bir de bazen çok bekliyoruz yani en çılgın olan şey nedir? 6 ay onun için. Ya şimdi bu falan. Açık havalarım falan var ya, onları atlatırsan. Onları atlattıktan daha sonra. Daha rahat edeceğim. Harikulade olur. Pekala. Ayta, mükemmelsin, mükemmelsin, çok mükemmelsin. Seni uzaktan takip ediyordum. Çok saygı duyuyordum. Çok beğenerek izliyordum ama bu kalpten ve ciddi ve masum haline bayıldım. Teşekkür ederim. Harikuladesin. Şimdi bize bir şarkı söyleyeceksin. Hadi. Harikuladesin. Çok teşekkür ederim.